Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 106-110. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَاَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ Ve Tebük Seferi ile alakalı bir kısım insanlar da var ki bunların durumu Allah'a kalmış. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ Allah dilerse bunlara azap eder. وَاِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ Dilerse de bunların tevbesini kabul eder. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah alimdir, hakimdir. Tevbe suresinde Tebük Seferi münasebetiyle hem savaşa gidenlerin durumu hem geride kalanların durumu ayrıntılı bir şekilde anlatılmakta. Burada geride kalanlardan bahis var ve o geride kalanların durumu bir kısmı artık işleri Allah'a kalmış. Allah dilerse bunları azap eder, dilerse de bunların tevbelerini kabul eder. Bu noktada onlara bir tevbe kapısının açık olduğu, hemen acele edilmemesi gerektiğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا Müslümanlara zarar vermek için bir mescit edinenler ve küfran ve küfrü yaymak için ve tefrikan beynel müminin müminler arasında tefrika meydana getirmek için ve irsadan limen haraballah ve rasulahu min qabl daha önceden Allah ve Resulüne harp ilan edene bir rasat imkanı vermek, ona bir hazırlık olması için böyle bir mescit yapanlar, yani onların yaptığı şey makbul bir şey değildir. Bundan kaçınmak gerekir. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimeyi daha iyi anlamak için sebebin nüzulünü bilmek gerekiyor, iniş sebebini. Ebu Amir isminde bir rahip var. Bu rahip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daima aleyhinde, daima fitne başı olan bir kimse. Ancak Müslümanlar gittikçe galip olunca bu Şam'a kaçıyor. İşte kendi taraftarlarından bir kısmı Medine'ye yakın bir yerde bir mescit bina ediyorlar. Maksatları Müslümanların aleyhinde orada bir merkez meydana getirmek. Ama münafıkhane bunu yapıyorlar. Ve Peygamberimizi de oraya davet ediyorlar ki kendi yaptıkları mescit bir meşruiyet kazansın ve herkes tarafından kabul görsün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gitmeyi düşünüyor ama bu Tebük seferi öncesine rastlıyor. Ben diyor şu anda sefere gideceğim. İnşallah seferden dönüşte geliriz. Sefer dönüşünde oraya uğramayı düşünüyor ama inen bu ayet-i kerimeler onların niyetlerinin halis olmadığını, art niyetle böyle bir şey yaptıklarını ortaya koyuyor. Ve buna kısaca mescid-i dırar denilmiş. Yani zarar mescidi. Müslümanlara zarar vermek için kurulmuş olan bir mescid. Yani mescid normalde bir ibadet yeridir. İnsanlar gelir orada ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim ederler. Ve o mescitte insanlar kaynaşırlar. Aralarındaki dostluk, kardeşlik daha da pekişir. Ve Müslümanlar orada daha güçlenirler. Ama bu mescit öyle bir mescit değil. Bir takım özellikleriyle ayette anlatılıyor. Bir zarar mescidi ve bir küfür yayma merkezi. Küfür için bu yapılmış. Ve müminler arasında tefrika meydana getirmek için, onları bölmek için bu şekilde bir mescit yapılmış. Ve bir de Allah ve Resulüne harp açmayı hayatının gayesi edinmiş birisine zemin hazırlamak için. Yani onlar orada sayıları gittikçe artsın, Ebu Amir de Şam'dan gelsin, işin başına geçsin gibi böyle bir gayeyle mescit yapılmış. وَلَيَحْلِفُنَّ Bu mescidi yapanlar, bu şekilde gelen ayetle foyaları açığa çıktığında, onlar yemin edecekler. اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Yani biz ancak iyi şeyler murad ettik, kötü bir niyetimiz yoktu diyecekler. وَاللّٰهُ يَشْهَدْ Allah şehadet eder ki, اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Onlar yalancı kimselerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ayet-i kerime nazil olduktan sonra bir kısım sahabeleri oraya gönderiyor. Yakın, yıkın diyor ve orası yerle bir ediliyor. Bunun tabii günümüze bakan yönü ne olabilir?
Günümüzde mescitler Allah'a ibadet edilen yerler. Orası, o mescitler yapılış gayesine, meydana getiriliş gayesine uygun bir şekilde hizmet ediyorsa elbette gayet mübarek yerlerdir. Ama bazı yerlerde ayette nazara verildiği tarzda Müslümanlara zarar vermek için faaliyetler düzenleniyor, art niyetli çalışmalar oluyorsa oralar mescid-i dırara dahil sayılabilir. Veya illa mescit olması şart değil. İşte dini görünüm altında Müslümanlara zarar veren bir takım merkezler vardır. Ayet-i Kerime kıyas yoluyla değerlendirildiğinde o gibi merkezlere de bir işaret olarak görülebilir. Görünüşte dini faaliyeti yapıyorlardır. Halbuki bunlar dinden uzak, ortalığı karıştırmak için din kisvesi altında faaliyet gösteren art niyetli bir kısım kimselerdir. لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدَا Orada ebediyen namaza durma. Yani oraya bir meşruiyet kazandırma. Oraya gidip gelme. لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى takva Ama bir mescit ki takva üzere bina edilmiş. مِنْ اَوَّلِ يَوْمْ Daha işin başında, ilk günden itibaren takva üzere bina edilmiş olan mescit اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Orada namaz kılmana çok daha layıktır. Değerli izleyenlerim, burada anlatılan ikinci mescidin, takva mescidinin Kuba mescidi olduğu ifade edilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye teşrifinden önce işte Kuba'da bir miktar istirahat ediyor ve 3-5 gün orada kalıyor. Aynı zamanda orada ilk yapmış olduğu şey bir mescit inşa etmek oluyor. Mescit İslamiyet'te sadece namaz kılınan bir yer değildir. Aynı zamanda hayatın merkezidir adeta. Mescit merkezli bir hayat söz konusu. Müslümanlar orada bir araya geliyorlar, problemlerini konuşuyorlar. Orası bir eğitim merkezi olarak, bir toplantı merkezi olarak da kullanılıyor. Yani mescidin fonksiyonu sadece namaz kılmak değildir. O fonksiyonlarından bir tanesidir. Peygamberimiz döneminde ve yakın zamana kadar mescitler genelde bu çok yönlü fonksiyonlarını eda etmişlerdir. İşte Kuba Mescidi en mübarek takva üzere kurulan mescitlerden biri oluyor. Orada namaz kılman daha uygundur. Peygamberimize Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Fihi ricalun orada bir takım er kişiler var. Yuhibbuna en yetedahharu tertemiz olmayı seven kimseler bunlar. Yani bunlar dış dünyaları tertemiz, iç dünyaları tertemiz, temizliğe dikkat eden kimseler. Vallahu yuhibbul mutahhirin Allah temizliğe dikkat edenleri sever. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları da met etmiştir. Onlara gidip ayet-i kerimenin onlar hakkında nazil olduğunu, Allah'ın onlardan memnun olduğunu tabir yerindeyse onlara ifade etmiştir. Efemen essese bunyanehu ala takva minallah ve rıdvan hayır. Burada bir mukayese var. Yani binasını takva üzerine ve Allah'ın rızası üzerine kuran kimseyle emmen essese bunyanehu binasını şu şekilde yapan ala şefe curufin herin yıkılmakta üzere olan bir uçurumun kenarına binasını yapan fenhara bihi fi nari cehennem ve onunla cehennem ateşine doğru böyle yuvarlanan kimse bir midir? Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani bir tarafta bir bina var. Gayet sağlam bir temel üzerine bina edilmiş. Allah'ın rızası ve takva üzerine bina edilmiş olan bir bina var. Bir de nifak üzere, küfür üzere bina edilmiş başka bir durum var. Ve bu bir temsille burada ifade ediliyor. Uçurumun kenarında tam böyle kaymak üzere olan bir parçaya bir bina yapılıyor. Sağlam bir temel yok ve o bina aşağıya doğru, cehennem ateşine doğru yuvarlanıp gidiyor. Kur'an-ı Kerim makul manaları bu gibi göze hitap edecek, hayale hitap edecek kelimelerle adeta resmediyor. Ve biz bunu okuduğumuzda bir yanda sağlam, köklü bir bina,
sarsıntılardan muhafazalı sağlam bir binayı hayal ediyoruz. Öte tarafta bir uçurumun kenarı, uçurumun kenarında işte kopmak üzere olan bir parça, onun üzerine bina edilen bir şey var. Ne olacaktır? En ufak bir sarsıntıda aşağıya doğru yuvarlanacak ve alt tarafta cehennem ateşi, cehennem ateşine yuvarlanacaktır. Demek ki insanlar dinlerini takva esası üzerine bina etmeli. Allah'ın rızası esasına bina etmeli. Böyle olduğu zaman bu gayet sağlam bir bina gibidir. Ama riya, münafıklık, küfür, bu gibi kötü temeller üzerine kurulan şey olursa bunlar son derece köksüzdür ve sağlam bir temeli olmaktan yoksundur, mahrumdur. Bunlar cehennem ateşine doğru yuvarlanmaya netice itibariyle mahkumdurlar. Vallahu la yehdil kavmez zalimin, Allah zalim olanlara hidayet etmez. Yani zulümlerinden dolayı, onların zulümlerinden dolayı Allah o zalimlere hidayet etmez. La yezalu bunyanuhum ellezî benav, o bina etmiş oldukları binaları devam eder. Ribeten fi gulubihim, kalplerinde bir şüphe olarak devam eder. İlla en tagatta'a gulubuhum, ta kalpleri kesilinceye kadar. Yani bu ölümden kinaye olabilir. Yani ölünceye kadar onlar şüphe içinde bulunmaya devam ederler. Yani münafık iç dünyasında tam bir istikrar sağlayamaz. Ve kendi küfründe de şüphe içindedir. Zaten iman etmiyor, o noktadan tamamen şüphe içinde. Onların hayatları bu şekilde şüpheler içinde gider gelir. Bir istikrar bulamadan şu dünyadan göçer giderler. Yani ayete böyle bir mana verilebilir. Bir başkası ise onların idrakten mahrum olmaları, yani kalplerinin kesilmesi, artık hiçbir şey anlamaz hale gelmeleri ve bu hiçbir şey anlamaz hale gelmeleriyle artık onlar tümüyle küfürde katmerleşmiş olur. Tamamen küfür yolunu tercih etmiş olurlar. Vallahu alimun hakim, ve Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah'ın her yapmış olduğu şey hikmetlidir. Değerli izleyenlerim, bunları Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde okuduğumuzda elbette bu okunanlardan kendimize de bir bakmamız gerekiyor. Acaba biz hayatımızı ne gibi bir temel üzerine oturtmuşuz? Acaba yaptığımız amellerde Allah'ın rızasını gözetmek mi var, yoksa başka gayeler mi var? Şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Sahabeler, peygamberlerden sonra en üst makamda kimseler olmakla beraber kendilerini daima sorguluyorlar. Münafıklarla ilgili ayetler geldiğinde hassas olan sahabiler, acaba ben de münafık mıyım? Acaba bu ayet bana mı hitap ediyor? Kendilerini bu noktada sorguluyorlar. Tabi sorgulamakta fayda var. Çünkü kendimizi kusurlardan uzak görecek olursak düzeltme imkanımız olmaz. Hatayı görmemek o hatadan daha büyük bir hatadır. Ama hatanın farkına varıldığında artık o kimse kendini düzeltebilir. Kendine bir çeki düzen verebilir. İşte hayatımızı takva üzerine bina etmek ve bir de Allah'ın rızası üzerine bina etmek. Takva, günahlardan kaçınmak. Ve günümüz şartlarında gerçekten günahlar çok cazip. Günahlar her tarafı istila etmiş durumda. Ve bir insanın bu kadar günahların her tarafı istila ettiği bir zamanda kendini koruyabilmesi çok da kolay değil. Böyle olunca takvayı esas almak gerekiyor. İşte günahlardan uzak kalmak. Göze bakan günahlar var, kulağa bakan günahlar var, kalbe bakan günahlar var, hayale bakan günahlar var, mideye bakan günahlar var, ele bakan, ayağa bakan, bütün azalara bakan günahlar var. Bu günahlardan uzak kalmak bizi daha temiz hale getirecektir. Ve Kuba Mescidi ile alakalı, orada temizliğe dikkat eden kimseler var. Cenab-ı Hak bu şekilde methetmişti onları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam temizliğin imandan olduğunu ifade ediyor. En nezafetu minel iman.
temizlik imandandır. En nezafetü şatrul iman, temizlik imanın veya İslam'ın yarısıdır. Bu mealde rivayetler var. Ancak buradaki temizliği sadece bedenin temizliği, maddi bir temizlik olarak algılamamak gerekir. Hayalin temizliği, gözün temizliği, aklın böyle batıl fikirlerden temiz olması, kalbin kötü emellerden, kötü meyillerden temiz olması, bunlar son derece önemli şeyler. Demek ki temizlik hayatımızda bir esas olmalı. Ve bu da takvayla çok yakından alakalı. Günahlardan uzak kalmak insanı manen temiz yapar. Günahlarla iç içe olmak ise insanı kirletir. Mesela kış mevsiminde eğer doğalgaz falan da yoksa o beldede, şehirde bir miktar kalabalıksa bakıyorsunuz ki her taraf böyle duman ve adeta gökten başınıza is yağıyor. Beyaz bir gömlekle çıktığınızda akşama adeta mor bir hale gelmesi, gri bir hale gelmesi kaçınılmaz. İşte bir insan öyle bir ortamda ne kadar kendini temiz tutabilir? Tamamen temiz tutabilmesi mümkün değil ama en aza indirgeyebilir. İşte günümüz şartlarında da madem ki günahlar her tarafı istila etmiş durumda, her tarafta günahlar var ve her bir günah kalpte bir leke gibi ve şu dünyada bu günahlar birike birike kalbi pas tutar hale getirebiliyor. Bel rana ala gulubihim ma kanu yeksibun. Onların kendileriyle yaptıkları şeyler kalplerinde bir pas meydana getirdi. Bu mana netice itibariyle kendini gösteriyor ve o kalp günahlarla çok kirli bir hale gelebiliyor. İşte bu noktada takvayı esas almak, günahlardan kaçınmayı esas almak son derece önemli. Bir insan günahlardan uzak kaldığında manen daha temiz olacaktır. Ve rıdvanim minallah, Allah'ın rızasına talip olmak, o da başka bir ufku bize gösteriyor. Yaptığımız bütün işlerde Allah'ın rızasını esas almak. İşte her birimizin bir takım işleri, bir takım çalışmaları var. Gidiyoruz, geliyoruz, değişik faaliyetlerimiz var. Ama bunlarla biz neyin peşindeyiz? Neyin peşinde koşuyoruz? Dünyalık peşinde miyiz? Şöhret peşinde miyiz? Egomuzu tatmin etmek peşinde miyiz? Herkesin bir takım gayeleri olabiliyor. İşte bize yakışan Allah'ın rızasını talep etmektir. Ve Allah'ın rızasına mazhar olmak en büyük bir mertebedir. Ve Allah öyle olanlardan razı olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak bizleri hayatını takva üzerine, Allah'ın rızası üzerine bina eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.